Amerika'nın ortaya attığı hem manasız hem de mesnetsiz bu iddia büyük bir savaşın fikrini... Top sesleri susmadı sevgili seyirciler, tüfek sesleri de yükseldi. Sınırın sıfır noktasında tansiyon bir hayli yüksek. Nana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka all this talk of the president about corruption. Comes from those corrupt presidents we've had in modern history. And trucks of weapons to Syria. Why you don't ask about? Пойдем там парад принимать. Парады парадами, оркестры оркестрами. Результат. Distopya kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Distopya ekibinden Sait Gülüm. İnsanlar tarihleri boyunca kendilerinin geleceği haricinde evrenimizin ve gezegenimizin de geleceğini ve akıbetini her zaman merak etmişlerdir. Ne yazık ki günümüzde önemli problemler arasında bulunan küresel ısınma, savaşın ayak sesleri, depremler, pandemi, ekonomik buhranlar dünyanın geleceği açısından bize hiç de iç açıcı bilgiler vermemektedir. Bilim insanları birkaç bin yıl sonrasında geleceğimiz durumu kesin olarak bilmemektedir. Fakat ellerindeki teknolojiler ve veriler bu konunun şemasını çıkarmıştır. Bugün sizlerle sıradan kanalların yapmış olduğu 1 milyon yıl sonrasını konuşmayacağız. Tam olarak 10 kentrilyon yıl sonrasını konuşacağız. Bir hazırlıkçı olarak her zaman merak etmişimdir. Gelecekte dünyamız nasıl olacak? Bizi nasıl bir son beklemekte? Bizden sonra apokaliptik bir yaşama geçiş olacak mı? Konu hakkında biraz araştırma yaptıktan sonra sizlerle 10 kentrilyon yıl sonrasında olacak kehanetleri, o sürece kadar ilerlediğimiz süreç içerisinde dünyanın başına ve gezegenin başına gelecek olayları incelemek istedik. İşte bu videomuzun tam olarak konusu budur. Arkana yaslan ve videonun tadını çıkar. 1000 yıl sonra, bugünden 1000 yıl sonrasında konuşulan dillerin karışması ve evrimleşmesinden dolayı günümüzde var olan hiçbir dil kalmayacak. Konuşulan bütün diller, günümüzde neredeyse hiç konuşulmayan ve unutulmaya yüz tutmuş dillerden biri olan Süryanice ve Hunca gibi olacak. Gamma cepheyi Polaris'in yerini alacak. Böylece yeni bir kuzey yıldızımız olacak. 2000 yıl sonra, buz tabakaları tamamen erimiş olacak. Artı 8 derecelik aşırı küresel ısınma ile Grönland buzları tamamen eriyecek. Denizler en azından 6 metre rakım yükseltecek. Peki 5125 yılının Maya takvimlerindeki görünen son yıl olduğunu biliyor muydunuz? Ve Mayalılara göre bunun bir kıyamet günü olduğu düşünülmektedir. Eğer 5125. yıldan sonra hayatta kalmış olursanız, ondan 20.000 yıl sonra Çernobil tamamen yaşamak için güvenli olduğu eski zamanlarına geri dönmüş olacak. 50.000 yıl sonra. Bugünden tam olarak 50.000 yıl sonra Niagara Şelalesi kaybolacak. Erie Gölü'ne kalan 32 kilometrelik alan aşınıyor ve şelale yok olmaya devam ediyor. Grönland buzları eridi. Artı 2 santigrat derece, orta derecede küresel ısınma ile tamamen erimiş olacak. 100.000 yıl sonra. Bugünden 100.000 yıl sonra MacBook bilgisayarındaki titanyum aşınmaya ve çürümeye başlayacak. Ya süper bir volkanik patlama ya da iklim değişimine sebep olacak bir asteroid muhtemelen dünyayı etkilemiş olacak. Gökyüzündeki yıldızlar dünyanın galaksideki hareketi nedeniyle tamamen farklı görünecek. 500.000 yıl sonra. 500.000 yıl içinde bugünkü reaktörlerde harcanan yakıt nihayet güvende olacak ve yeni bir evrensel donma gerçekleşecek. 1 milyon yıl sonra. 1 milyon yıl sonra günümüzde üretilmiş olan bütün camlar sonunda erimiş, akmış olacak.
devasa taş yapılar, piramitler, Giza ya da Rushmore'da halen hayatta kalmış olur. Ama onun haricindeki her şey yok olmuş olacak. Bazılarının düşüncelerine göre 5 milyon yıl sonunda Y kromozomu tamamen yok olabilir. Bu da dünyadaki erkek popülasyonunun sonu ve devamlarının gelmemesi demektir. 50 milyon yıl sonra Afrika Avrasya ile çarpışmış olacak ve Akdeniz havzasına mühürlenmiş olacaktır. Himalaya dağına benzer bir yükseklik ve genişlikte bir dağ ortaya çıkmış olacak. Antarktika buz kütleleri kuzeye gidecek ve eriyecekti. Denizlerin rakımı 75 metre daha artacaktı. Ama lütfen endişelenmeyin. O zamana kadar bütün bir galakside kolonileşmiş bir hale geleceğiz. 60 milyon yıl içinde dünyanın yörüngesi tahmin edilemez hale gelecek ve değişecektir. 250 milyon yıl içinde kıtalar hareket etmeye ve yeni bir süper kıta oluşturma yolunda olacaktır. 800 milyon yıl sonra fotosentez artık mümkün değil ve bütün çok hücreli yaşam yok oldu. Bundan 2 milyar yıl sonra dünyanın çekirdeği donmuş olacak ve buna istinaden dünyamız yörüngesinde dönmeyi bırakacaktır. Dönüş yoksa manyetik alan da yok demektir. Güneşten gelen ışınlar içinde bir koruma kalkanımız olmayacak. Akabinde yeryüzümüzdeki sıcaklık 147 Celsius dereceye ulaşacak ve o sıcaklığa dayanıksız olan bütün canlılar ölecek. 7 milyar yıl sonra, 7 milyar yıl içinde güneşimiz maksimum radyana ulaşacak. Şimdiki büyüklüğünden 250 kat daha büyük olacak. Merkür, Venüs ve belki de Dünya tamamen yok olacak. Ve Güneş, mevcut kütlesinin yaklaşık %50'si ile karbon oksijenli beyaz bir cüceye dönüşmüş olacak. 20 milyar yıl sonra, bu potansiyel bir şekilde bütün evrenin yok olması gibi görünüyor. Bütün evrenin lime lime olmasını sağlayacak bir genişleme ardından patlaması beklenilecek. Bütün mesafeler sonsuzluğa açılacak. 100 trilyon yıl sonra bütün yıldızlar ölmüş olacak. Yani artık parlamayacaklar. Geriye kalan tek objeler döküntüler olacak. Uzay tozu gibi sadece döküntüler. Nötron yıldızlar ve kara delikler. Ve en sonunda 10 kentrilyon yıl. Şişmiş bir güneş tarafından tüketilmezse dünyanın yörüngesi nihayet çürümüş olacak ve güneşe geri çekilmiş olacak. Sevgili Distopya üyesi, seninle bir süredir apokaliptik dünya hakkında içerikler üretip onları birlikte izliyoruz. Bütün bunlardan yola çıkarak dünyanın ve evrenin sonunun nasıl geldiğini bize anlatabilir misin? Zombi salgını mı? Başka bir salgın mı? Savaş, nükleer savaş ve dünyanın oluşumunda yaşanan patlama. Geriye dönersek bir Big Bang mi olacak yeniden? Şimdi bütün bunları, dünyanın ve evrenin olası sonunu yorumlara yazar mısın? Ve Discord sunucumuza gelmeyi ihmal etme. Oraya geldiğinde eğer hazırlıkçıysan, hazırlıkçıyım yazman yeterli. Sana özel bir rol ve sana özel bir oda açılacak. Orada kendinden onlarcasını bulacaksın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendine iyi bak ve hazırlığı asla ihmal etme.